Benim mahallemdeki adım, belki çoklarınız bilir, beni bilenler. Ben adım, bir adım da Ali Baba. Neden Ali Baba? Çünkü çocukları seviyorum da ondan Ali Baba. Çocukları seviyorum. Eğitim, öğretim, ilim, çocuğu sevmekle başlar. Çocuğu sevmeyen öğretmen olamaz çocuklar. Eğer içinizde böyle çocuğa yan yan bakan varsa hiç okumazsın. Çocuğu severim. Çocuğum, okuttuğum çocukların bokunu sildim. Kusura bakmayın, ben tam konuşuyorum. Bokunu sildim, tümünü sildim hocam. Yani ne ne yaptık biz bu böyle? Yılmadık. Ne? Öğretmenlerimiz dedi ki, he, köyensi mezunuyum. Arkadaşım da öyle, köyensi mezunu. Çiftelerden mezun oldum. 1948'de gittim. Buradan. Anam fakir, babam fakir, biz fakiriz. Ekecek bir dönüm arazimiz yok. Anam beni okuttu, babam okuttu. Anam, bilirsiniz, şöyle bir küçük tezgahlar vardır, beni dokuma tezgahları. Onu dokudu, sattı, okuttu beni. Bugün her hafta Yasin okuyorum onları. Her hafta mezarına gidiyorum. Onların ziyaretine. Ödemek için. 1948'de babam cebime Mehmet Ali 12,5 lira koydu. Başka para yok. Zaten 5 yıl, bakın çocuklar, öyle yüksek dağlarda yılana da rastlanır, kuşa da. Ama yılan nasıl çıkar yüksek dağa? Sürüne sürüne. Kuş, uça uça çıkar. Ben sürüne sürüne çıktım öğretmenliğin ta tepesine. Tepesi deyince, bizim zamanımızda öyleydi. Okulda müdür olmak veya bir öğretmen olmak her kişiye nasip olmayan bir şeydir. Okul da ne yapacaksın? Kutlağlara imam mı olacaksın dediler bana. Okuyup da. Bir kişi de o okursa benim dombaylar da okur. Burada dombayı diyorlar Yaman'da ya. O okursa benim, çünkü çobanlıkta durmadım bunlar. Kaçtım buradan. Hisarlık'tan kaçtım. Kazandım okuyup. Çıksaklı girdi. Emet'te imtihana girdim. 40-50 kişi vardık. 30 kişi kazanmışız. 3 soru sordular. Sorulan ne sorduklarını hatırımda kalmadı. 3 soruyu da 3'ü de bilmişim. Bir ölçek buğday hesabı. Bir en çok hangi bayramı seversin? Bir öğrenci hangi bayramı sever? Kurban bayramı mı diyeceğiz orada? Cumhuriyet bayramını yazdık ve anlattık orada. Benim konuşmam güçlüdür. Anlatımım güçlüdür. O yüzden çekenmişim ya. Ve babamdan bir ton da yakıyım. Fakir zaman, rahmetli babam. Bir ton da yakıyım. Neyle okudan biz seni? Ama kazandım. Karakola haber gelmiş. Bir Ahmet Onbaşı vardı, sen bilirsin. Onbaşım dedim, beni babam dövüyor dedim. Ne? Neye kazandın, neye gittin, ben sen nasıl okuyacağım? Çayır su dedi, dedi. Korucu Bekir'i bilmem bilen varmış içinizde. Onu yollarda evvel babamı çağırdı, ben kaçtım. Ve öylelikle 12,5 liraya Salih atladım gurbete. 1948 ve okula vardık. Öğretmen birisi bizi çağırdı, topladı böyle silgi gibi, oturduk. Çocuklar dedi, hepiniz kazandı geldi. Birinci sınıfa yazacağım ben size. Ancak bir de bizim dedi hazırlık sınıfımız vardır. Çoklarınızı şöyle böyle kazandırdılar sizi. Neden? O zaman okul yoktu. Şu Beyköy'de, Kutluhallar'da, Kutdere'de, çevre köylerde şu Dereköy, Hisarcı, bak daha iyi bilir, Yenice köyü, buralarda vardı okul. Başka köylerde yoktu.
1958'e kadar 58'de Kutlağlara ve köye, Doğanlara, İneköy'e okullar yapıldı. Ve 1956'da mezun oldum. Benden evvel okulumuzun müddeti 5 yıldı. Köy lisesi benim 5. sınıftayken kapandı. Sizin gibi öğretmen lisesi. Yunus Emre ilk öğretmen okulunda. Ben diplomamda öyle yazar. Oradan mezun oldum ben. Yani bir sene fazla okudum. Sizin gibi lise derslerimiz vardı. Ancak öğretmenle ilgili bir de derslerimiz vardı, ayrı kitaplarımız. Neydi bunlar? Çocuk edebiyatı, çocuk psikolojisi, çocukla ilgili, eğitim, öğretimle ilgili derslerimiz ayrıydı. Ve bize okul bedava, elbise, bedava yemek, yatak vesaire, ayakkabıdan şapkaya kadar, paltoya kadar. Devlet okuttu beni. Beni bedava devlet okuttu. Benden 12 mecbur hizmet istedi benden. Ve verdim. Efendim?